Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina selavat. Sevgili kardeşlerim, bu akşam tarihçi hayattan yapacağım. Böyle şimdiye kadar imani ve psikoloji dersleri yaptık. Bugün de aktif ve aksiyon ile alakalı bir ders. Hiç, çok az yaptığım bir ders. Rastlamadık herhalde tarihçeye. Yani. Evet, tarihçede ilk defa. Nedir o? İnandığın kadar bedele razı oluyorsun. Bir şeye ne kadar inanabiliyorsan mutlak onun bedeli var. Kimse sana onu vermiyor. Gidip sen alıyorsun ama bedelini veriyorsun. Kendini terk ettiğin kadar iddia ettiğinde samimi oluyorsun. İtikat ettiğin kadar değer verirsin. Beklediğin kadar alacaksın. Onunla alakalı. Tabii de merak ediyor nasıl bir mukaddeme ile. Beklediğin kadar alacaksın derken tiryaki gözde bastın yani o zaman evet. Çok bekleriz çok nasıl alacağız yani? İşte neyi bekliyorsan, neyi ne kadar bekliyorsan o kadar alacaksın. Çünkü bozulmuş İncil'de diyor ki verilene verilecektir, verilene verilecektir. Kim bunlar? İsteyene verilecektir. İslamiyet düşmanlarının yaptıkları taarruz ve hilaf-ı hakikat menfi propagandalarına mukabil üniversite nur talebelerinin bir açıklamasıdır. Aziz Sıdık kardeşlerimiz, imtihan ve gazanız geçmiş olsun der, sizi tebrik ederiz. Risale-i Nur'un tahkiki iman dersleriyle iman mertebelerinde terakki ve teali edip kuvvetli imanı elde eden nur talebeleri için öyle taarruzlar bir cihette bir imtihandır ve kömürle elması tefrik eden bir mihenktir. Yani hadiseler ta Adem Aleyhisselam'dan beri. Daha arkaya gidersen Adem Aleyhisselam'la şeytanla şeyi. Daha arkaya gidiyorsun Allah'a karşı dikilmiş adam. Celal yani şeytan. Demek ki bunlar kömür ile elması tefrik eden mihenktir. Ölçü birimidir. Nur talebeleri için Allah'a iman, peygamberlere ittiba ve Kur'an-ı Kerim'le amelden dolayı hapisler bir medrese Yusufiye'dir. Zulüm ve işkenceler birer kamçı birer perçindir. Kader ilahi bize o hücumlara İşaret veriyor ki haydi durma çalış, Kur'an ve iman hizmeti uğrunda mahkemelerde konuşmak, nur talebelerince bir dostuyla sohbet etmektir. Karakollara götürülüp getirilmek, çarşı pazara gidip gelmekten farksızdır. Kelepçeler dini cihad-ı ekberin bir altın bileziğidir. Beşerin zulmen mahkum etmesi ise, hakikatte hakkın beraat vereceğine bir delildir. Bütün öyle işkence ve zulümler nur talebeleri için birer şeref madalyasıdır. Ne mutlu ki 30 seneden beri nur talebeleri ağabeylerimiz bu nimetlere mazhar olmuşlar. Maalesef bizlere ki bizler bu şereflere nail olamadık ve olamayacağız da. Zira bunları kazandıran devir kapanmak üzeredir. Risale-i Nur bu vatana ve millete emniyet ve asayişi temin eden ve kalpleri birer yasakçı bırakan imani bir eserdir. İslamiyet düşmanlarının tahrikatıyla olan mutadit mahkemelerde Risale-i Nur'a beraatler verilmiş. Temiz Mahkemesi ittifakla beraat kararını tasdik ederek Risale-i Nur davası kazi-i muhkeme halini almıştır. 25 mahkemede Risale-i Nur'da suç bulamıyoruz diye karar vermiştir.
30 seneden beri yüz binlerle nur talebelerinin bir tek vukuatı görülmemiştir. Bunun için Risale-i Nur'un neşrine mani olmaya çalışanlar, emniyet ve asayişin düşmanı ve vatan ve millet haini anarşistlerin hesabına bilerek veya bilmeyerek çalışanlardır. Risale-i Nur'a ilişen hükümet, Risale-i Nur'a ilişen hükümet değildir. Çünkü emniyet ve zabıt anlamış ki Bediüzzaman ve Nur talebelerinde siyasi bir gaye yoktur. Bunların meşguliyeti sadece iman ve İslamiyettir. İşte o gizli din düşmanlarının taarruzları karşısında Nur talebeleri Risale-i Nur'daki tahkik iman derslerinin verdiği iman kuvvetiyle metin salabetli ve mağlup edilmez bir Hizbul Kur'an ve fethedilmez bir kala halindedirler. Din düşmanları tarafından hücumları oldukça Nur talebelerinin Risale-i Nur'a ve ustadlarına olan sadakat ve sebat ve faaliyetleri ziyadeleşir, perçinleşir. Bir talebesi ustadımıza şöyle yazmış: "Ey benim aziz kahraman ustadım, muarızlarımız arttıkça kuvvetimiz çoğalıyor. Rabbi rahmimize hadsi şükür olsun. Evet, o biçare zaman, o zamanlar ki karanlıktı, zulümattı ve şeddü zulüm ve istibdadı mutlak devrinde herkes susturulmuş. Fakat tek bir kimse susmamış ve susturulamamış. Bu yekta ve nadir kimse olan Bediüzzaman talebeleri de mağlup edilememişlerdir. Nur talebeleri evvela kendi imanlarını kurtarmak, bununla beraber din kardeşlerinin de imanlarını kurtarmak için Kur'an-ı Hakim'in yüksek ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur okumuşlar ve okutmuşlardır. İmanlarını kurtarmaya çalıştıkları ve Rıza-i İlahi için Kur'an'a ve imana Risale-i Nur'la hizmet ettikleri sırada maruz kaldıkları hücum ve taarruzlara hiç emniyet vermeyerek o gizli din düşmanlarının tasallutlarını, saldırışlarını kendileri için iman ve Kur'an hesabına bir kamçı, bir teşvikçi hükmüne geçtiğine kanaat getirmişlerdir. 30 senelik bu nevi hadisatın ve bu nevi tesiratın neticeleri bu millet-i İslami muhacelesinde meydandadır. İşte Risale-i Nur'un yeni ve muştak talebeleri olan kardeşlerimiz, sizler de böyle bir ustadın ve böyle bir eserin talebeleri olduğumuzdan, sizlerin de bu eserlere ve meyvelere mazhar olup, nurlara daha ziyade sarılarak, hararet ve iştiyakınız daha fazla ziyadeleşmiş olarak, nurları sebat ve sadakat okumak derecesine nail olacağınızdan, hem sizleri ruhu canımla tebrik ediyoruz, hem sizlere binler selam ve dualar edip dualarınızı bekliyoruz." Ya. Genel kapandı, kapanmak üzere diyor değil mi? Kapanmak üzere. Risale-i Nur nedir ve nasıl bir tefsirdir merak ediliyor. Kur'an'ın hakikatlerini müsbet ilim ve anlayışına uygun bir tarzda izah ve ispat eden Risale-i Nur külliyatı, her insan için en mühim mesele olan ben neyim, nereden geliyorum, nereye gideceğim, vazifem nedir, bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar, mahiyet ve hakikatları nedir gibi suallerin cevabını vazi ve kati bir şekilde çekici bir üslup ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları tembir ve tatmin ediyor. 20. asrın Kur'an felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve sanat olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlak olarak maneviyatı cami ve havi olacak Türk medeniyetinin sadece maddiyata dayanan sahil medeniyetleri geride bırakacağını da ispat ve ilan etmektedir. Ecdadımızın bir zamanlar kalplerinde yerleşen iman ve itikat cihetiyle zemin yüzünde yüz mislisinden ziyade devletlere,
milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla mukabele etmesi, İslamiyet ve kemalat-ı maneviyenin bayrağını Asya, Afrika ve yarı Avrupa'da gezdirmesi, ölsem şehidim, öldürsem gaziyim deyip ölümü gülerek karşılayarak müteselsiz düşman hadisata karşı dayanması gibi milletçe medar-ı iftihar Ali Seciyemizin bugün biz gençlerde inkişafı, vatan ve millet menfaati bakımından ve istikbalimizin selameti noktasından ne derece elzem olduğu malumdur. Mutlaka her hareket ve hizmette maddi bir ücret ve şahsi menfaatler mülaza etmek, Türk'ün milli tarihinin şeref ve haysiyetiyle kabili telif olamaz. Bizler ancak rıza-i ilahi için çalışıyoruz. Bizzat hizmetinde bulunmakla aldığımız telezzüz, kardeş ve vatanlarımıza, İslamiyete ve insaniyete yardımda bulunabilmek mazhariyetinden gelen ebedi hayatımıza ait sürur ve ümit, bizim bu bapta aldığımız ve alacağımız yegane hakiki mukabele ve ücrettir. Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir? Tefsir iki kısımdır. Birisi malum tefsirlerdir ki, Kur'an'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsir ise, Kur'an'ın imani olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın çok emniyeti var. Zahiren malum tefsirler, bu kısmı bazen mücmel bir tarzda derc ediyorlar. Fakat Risale-i Nur doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsız bir tarzda muanit filozofları da susturan bir manevi tefsirdir. Risale-i Nur sübjektif nazariyle mutalalardan uzak bir şekilde her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur'an'ın hakikatlerine rasyonel ve objektif bir şekilde izah ve insaniyetin istifadesine arz edilen bir külliyattır. Risale-i Nur, Kur'an ayetlerinin nurlu bir tefsiri, baştan başa iman ve tevhid hakikatlerle müberhendir. Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış, müspet ilimlerle mücehez, vesveseli şüphecileri ikna ediyor. En avamdan en havasa kadar herkese hitap edip en manit filozofları dahi teslime mecbur ediyor. Risale-i Nur nurlu bir külliyat, 130 eser, büyüklü küçüklü risaleler halinde asrın ihtiyaçlarına tam cevap verir, aklı ve kalbi tatmin eder. Kur'an'ın 20. asırdaki lafzı değil, manevi tefsiridir. İspat ediyor, akla gelen bütün istifamları, şüpheleri, zerrelerden güneşlere kadar iman mertebelerini, vahdaniyet ilahiyi ve nübüvvetin hakikatini ispat ediyor. İspat ediyor, arz ve semavatın tabakatından, melaike ve ruh bahsinden, zamanın hakikatından, haşir ve ahiretin vukuundan, cennet ve cehennemin varlığından, ölümün mahiyet asliyesinden, ebedi saadet ve şekavetin menbaına kadar, akla gelen ve gelmeyen bütün imani meseleleri en kati delillerle akla mantıken ilmen ispat ediyor. Pozitif ilimlerin müşeviki, riyazi meselelerden daha kati delillerle aklı ve kalbi ikna edip merakları izale eden bir şaheserdir. Az miktarda bastırılabilen, hiçbir ticari gaye ve zihniyetle çalışmayarak bayilere dahi verilmeyen bu eserlerin geliri mütebaki eserlerin tabına hasedilecektir. Büyük bir titizlik ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz mühim bir hususu da Risale-i Nur'un layık yerlere geçmesi ve onun hakiki fiyatı olarak en az 25 kişinin istifade etmesinin temin edilmesidir. Konuşan yalnız hakikattır. Risale-i Nur'da ispat edilmiştir ki
Bazen zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır. Başına bir felaket gelir, hapse de mahkum olur, zindana da atılır. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vakı adaletin tecellisine bir vesile olur. Kader-i ilahi başka bir sebepten dolayı cezaya, mahkumiyete istihkak kesbetmiş olan kimseyi bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır, felakete sürer. Bu adalet-i ilahinin bir nevi tecellisidir. Ben şimdi düşünüyorum, 28 senedir vilayet vilayet, kasaba kasaba dolaştırılıyorum. Mahkemelerden mahkemeye sevk ediliyorum. Bana bu zaliman işkenceleri yapanların atfettikleri suç nedir? Dini siyasete alet yapmak mı? Fakat niçin bunu tahakkuk ettiremiyorlar? Çünkü hakikat halde böyle bir şey yoktur. Bir mahkeme aylarca, senelerce suç bulup da beni mahkum etmeye uğraşıyor. O bırakıyor. Diğer bir mahkeme aynı meseleden dolayı beni tekrar muhakeme altına alıyor. Bir müddet de o uğraşıyor. Beni tazik ediyor. Türlü türlü işkencelere maruz kılıyor. O da netice elde edemiyor, bırakıyor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yapışıyor. Böylece musibetten musibete, felaketten felakete sürüklenip gidiyorum. 28 sene ömrüm böyle geçti. Bana isnat ettikleri suçun aslı esas olmadığını nihayet kendileri de anladılar. Onlar bu ithamı kasten mi yaptılar, yoksa bir vehme mi kapıldılar? İster kasıt ister vehim olsun, benim böyle bir suçla münasebetim ve alakam olmadığını kemal-i katiyetle yakinen ve vicdanen biliyorum ya, dini siyasete alet edecek bir adam olmadığımı bütün insaf dünyası da biliyor ya, hatta beni bu suçla itham edenler de biliyor ya, o halde neden bana bu zulmü yapmakla ısrar edip durdular? Neden ben suçsuz ve masum olduğum halde böyle devamlı bir zulme ve muanit bir işkenceye maruz kaldım? Neden bu musibetlerden kurtulamadım? Bu ahval adalet ilahiye muhalif düşmez mi? Bir çeyrek asırdır bu suallerin cevaplarını bulamıyordum. Üzülüyordum, muzdarip oluyordum. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakiki sebebini şimdi bildim. Ben kemal-i teessüfle söylerim ki benim suçum hizmet-i Kur'aniyemi maddi ve manevi terakkiyatıma, kemalata alet yapmakmış. Şimdi bunu anlıyorum ve hissediyorum. Allah'a binlerce şükrediyorum ki uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i maniyemi maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma, azaptan, cehennemden kurtulmaklığıma, hatta saadet ebediyeye vesile yapmaklığıma yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli manialar beni men ediyordu. Bu deruni ister ve ilhamlar beni hayretler içinde bıraktı. Herkes hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amali salihi ile kazanmak ve bu yola müteveccüh olmak herkesin meşru hakkı olduğu halde, hem de hiç kimseye bir zararı bulunmadığı halde ben ruhen ve kalben bu ahvalden men ediliyordum. Rıza-i ilahiyeden başka fıtri vazife-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü bu zamanda hiçbir şeye alet ve tabi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaik imaniyeyi fıtri ubudiyetle bilmeyenlere, bilmek ihtiyacında olanlara tesirli bir surette bildirmek, bu keşmekeş dünyasında imanı kurtaracak ve muanitlere katı kanaat verecek bir tarzda, yani hiçbir şeye alet olmayacak bir tarzda bir Kur'an dersi vermek lazımdır ki küfrü mutlakı ve muannit ve inatçı dalaleti kırsın, herkese katı kanaat verebilsin. Bu kanaat da bu zamanda, bu şeriat dahilinde, bu zamanda, bu şerait dahilinde dinin hiçbir şahsi,
uhrevi, dünyevi, maddi ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmek de usule gelebilir. Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüd eden dehşetli dinsizlik şahs-ı manevisine karşı çıkan bir şahs en büyük manevi bir mertebede bulunsa yine vesveseleri bütün bütün izale edemez. Çünkü imana girmek isteyen muanidin nefsi ve enesi diyebilir ki o şahs deasıyla harika makamıyla bizi kandırdı. Böyle der ve içinde şüphe kalır. Allah'a binlerce şükürler olsun ki 28 senedir dini siyasete alet ithamı altında kader-i ilahi ihtiyarımın haricinde dini hiçbir şahsi şeye alet etmemek için beşerin zalimane eliyle mahz adalet olarak beni tokatlıyor, ikaz ediyor, sakın diyor, iman hakikatini kendi şahsına alet yapma. Ta ki imana muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor. Nefsin evhamı, şeytanın desiseleri kalmasın, sussun. İşte nur risalelerinin, büyük denizlerin büyük dalgaları gibi gönüller üzerinde husule getirdiği heyecanın kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirinin sırrı budur. Başka bir şey değildir. Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatların aynını binlerce alimler, yüz binlerce kitaplar daha beligane neşettikleri halde yine küfrü mutlakı durduramıyorlar. Küfrü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa bunun sırrı işte budur. Sait yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır. Hakikat imaniyedir. Madem ki nuru hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor. Bir Said değil, bin Said feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulüm edenlerin, beni kasaba kasaba dolaştıranların, hakaret edenlerin, türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlerin, zindanlarda bana yer hazırlayanların hepsine hakkımı helal ettim. Adil kadere de derim ki ben senin bu şefkatli tokatlarına müstahak idim. Yoksa herkes gibi gayet meşru ve zararsız olan bir yol tutarak şahsımı düşünseydim, maddi ve manevi füyüzat hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük ve manevi kuvveti kaybedecektim. Ben maddi ve manevi her şeyimi feda ettim. Her musibette katlandım, her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat-i maneviye tarafa, her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur Mektebi irfanının yüz binlerce, belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda hizmet-i maneviyede onlar devam edeceklerdir. Ve benim maddi ve manevi her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır. Bize işkence edenler bilmeyerek, kader-i ilahinin sırrına akıl erdiremeyerek, hakikat-i maniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Ben çok hastayım. Ne yazmaya ne söylemeye takatım kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medrese-tü Zehra'nın Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetimi unutmasınlar. Said Nursi rahmetullahi aleyh. Bir yerde okuyayım, keseceğim. Veda mektubu da evet. Evet. Unutmasınlar, böyle İslam hizmetini, dini hizmetlerini hiçbir şeye alet etmesinler. Bir de ustadın zehirlenmesi var da, o neredeydi? Zehirlediler diye geçiyor başlık. Bakayım o kaçıncı sayfa. O da çok ilginçtir. 633 633 mu? Evet.
Çok güzel. Çok da acayip. Bediüzzaman'ı zehirlediler. Bundan 7 sene önce kanunların çiğnendiği, beşeri hakların çarmıha gerildiği, hürriyetlerin hiçe sayıldığı, şahsı arzu ve ihtirasatın kanunlardan üstün tutulduğu bir devri rezilhanede, Afyon vilayetinin Emirdağ kazasına 80'lik bir ihtiyar, bir din alimi sürülüyor. Nüfus kütüğüne kaydettirilip burada ikamete mecbur ediliyor. Tek gayesi Kur'an-ı Kerim'in ahkamını tebliğ, insanları doğruya, iyiye ve namusluluğa sevk etmek olan bir fikir adamı nefyediliyor. Her cephesinde kan döktüğü kendi öz yurdunda, Engizisyon mahkemelerinin dahi insanoğluna reva görmeyeceği zulme işkencelere tabi tutuluyor. Sakalına, bıyığına, kılık kıyafetine karışılıyor. Jandarma dipçikleri altında ölüme mahkum ediliyor. Sürgün olarak gönderildiği yerde dahi rahat bırakılmıyor. Ecdadından misafirperverliği, ihtiyarların ve garip ve kimsesizlerin yardımına koşmayı miras alan her Türk gibi bu kaza halkı da ilmi eserleriyle, efal ve hareketleriyle müsellem olan bu zatın yardımına koşmayı vicdani bir vazife telakki ediyor. İslam'ın ve ilmin izzet-i vakarını şerefle muhafaza etmesini bilen ve asla dünya zevkleri için mihnet kabul etmeyen bu şahsın siyasi hiçbir parti ve teşekkülle de katiyen alakası yoktur. Türkiye'de iman ve karakter sahibi olan sahibi her fikir adamının yapı her fikir adamına yapıldığı gibi bu kimsenin muhtelif defalarca evi aranmış, mahkemelere verilmiş, bütün eserleri, mektupları en ufak teferruatına varıncaya kadar müsaadere edilerek sütsüzleri hapishanelerde süründürülmüştür. Evet, sütsüz yere diyoruz. Çünkü vali ve kaymakamından tutun da karakoldaki jandarmasına varıncaya kadar ustada eza ve cefa etmek, hapishanelerde süründürmek, bir vesile-i iftihar şefin gözüne girebilmek, terfi makam edebilmek gibi süfli ıslarla yanıp kavrulanlar için ise bulunmaz bir fırsat olmuştur. Bu zulüm ve işkencelerin sebeplerini o devrin dine karşı olan temayülünde vicdan hürriyetine ve İslamiyet'e yaptığı baskıda aramak lazımdır. Bu halin o devirde hiç de acayip olan bir tarafı yoktur. Zira o devirde memlekette dinsiz, materyalist, behimi hislerinin zebünü köle ruhlu bir nesil yetiştirilmek istenirken bu zatın kendi hayatını istihkar derecesinde ortaya atılı hürriyetle, ahlakla, imanla meşru hayvani hislerin esiri olmayan bir gençlik istemesi ve bu uğurda çalışması elbette hoş görülmezdi. Millet haklarının çiğnenip milyonların sırtından ahtapotlar gibi geçinmiş şiar edinenler için korkulacak bir haldır bu. Takipler, baskılar senelerce devam etti. Onunla konuşanların, mektuplaşanların, hizmetine koşanların evleri arandı. Kendileri Afyon hapishanesinde çürütülerek çoluk çocukları sokaklarda sürülmeye mahkum edildi. Onun el yazması Kur'an-ı Kerim'iyle bunun tefsiri olan Risale-i Nur parçaları birer hiyanet-i vatani evrakıymış gibi müsadere edilip savcılıklara devredildi. Muhakemesine mevkufen devam edilerek 20 ay süsüz yere hapishanede bırakıldı. Öyle bir an geldi ki bu vakaların ceyran ettiği Afyon hapishanesi Allah'a inanmaktan ve onun emirlerini yerine getirmekten gayri hiçbir suçu olmayan masum vatandaşlarla dolup taştı. Onlara riva görülen zulüm, işkence, şeytanları bile dehşete düşürdü, ayyuka çıktı, vahşet halini aldı.
Nasıl Kudüs-ü Şerif Yahudilerin vahşetine ve peygamberlere yapılan zulümlere sahne olmuşsa, Afyon şehri de insan haklarının çiğnenip vatandaş haklarının çarmıha gerildiği ikinci bir şehir oldu. 14 Mayıs seçimleriyle çeyrek asrın diktatoryası zirzeber edilip çatır çatır yıkılırken, millet kendi mukaddesatına hakim olmaktan duyduğu hudutsuz bir sevinç içerisinde bayram ediyor. 14 Mayıs'tan sonra her şeyin değişeceğini beklerken yine görüyoruz ki vali ve kaymakamlar eski alışkanlıklarına devamdalar. Tahari memurları yine konuşan 2-3 vatandaşın peşinde ve yine Bediüzzaman'ın evi tarasut altında, öyle ki bir jandarma çavuşu bile elinde arama emri olmadan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla müeyyed bulunan mesken masumiyetine tecavüz ediyor ve bu cüretkar bir türlü ceza görmüyor. Yine ustadın kılık ve kıyafetiyle uğraşılıyor. Devri sabıkta olduğu gibi ziyaretine gelenler yine kaydedilip karakollara çağrılıyor. Kendisini milletine hasreden 80 yaşındaki ihtiyar bir din alimi öldürülmek isteniyor. Hem de Ramazan bayram akşamı iftar yemeğine zehir konulmak suretiyle. Bu ne feci, bu ne tahammül edilmez bir haldır. Tecrit edilmiş daimi bir tarasut altında kapısında bekçi, o içeride ölüm ölümle baş başa bırakılıyor. Heyhat, geliniz ey ehli İslam, hep beraber ağlaşalım. Hayır hayır, gözyaşlarıyla, feryat ile tedavisi mümkün değil bu derdin. Allah için uğraşalım. Bediüzzaman kimdir? Bediüzzaman, mahut ve mühlik uçurumlarla dolu olan içtimai seyrimizi manevi değerler bakımından bir nuru imanı ve ziyai irşadı ile tahti emniyeti almaya çabalayan ve bu hususta bilmenin ve kendi kendini idare etmek, bilmemenin körü körüne idare olunmak hakikatına vücut vereceğini halk kitleleri arasında temessül ettiren insandır. Bediüzzaman, ahlakı kıymetler ve milli hasletlerin pozitif ilimlerle muvazi olarak kat'i mesafe edemediğini, bu mana ve şekil muvaciyesinde yetişen çöl kadar kuru ve boş ruhlarla bulanmış gençliğin istikbalde milletimizin rü'yet ufkunda bir kara bela olacağı hakkında hakikat-ı katiyesini gözlere sokan ve çevre-i hal, çare-i halası da gösteren kimsedir. Bediüzzaman, şark ve garp arasındaki azim mufarakatın şahsiyet mefhumunun daralma ve genişlemesinden neşet ettiğini gören ve asın maymun taklitçiliğine varan şahsiyetsizliği önünde şahsiyet mefhumunun ilahi yüksekliğini gönüllerin mihrak noktasında sembolleştirmeye tevessül eden alimdir. Bediüzzaman, hür adamların, hür memleketinin ilahi kuruluş felsefesini akıllara ve gönüllere nakşeden din adamıdır. Bu necip millet, Bediüzzaman gibi nefsindeki menfaat putunu deviren insanların hizmetine çok ama çok muhtaçtır. Bediüzzaman Said Nur, büyük ve dahi adamların beşiği olan Türkiye şimdiye kadar ne kadar mevzul mücahitler, müceditler ve bütün manasıyla büyük insanlar görmüştür. Onların idrak ettikleri hayat şartları ve gördükleri itibar, buldukları ve mazhar oldukları hürmet, kadir kıymetlerini asla nakise vermemekle beraber yürüdükleri hak yolunda muhakkak ki kendilerine büyük kolaylıklar temin etmiştir. Bu şartların makus tecellisine ve zulmün en ağırına maruz kaldığımız şu geçmiş 25 yıl bize ağır mücadele ve mücahedeler içinde yoğrulmuş
davasının ve imanının azametinden ilham almış ve büyüklüğünü dünyanın en ücra köşelerine yaymış bir dahi, bir nur ve fazilet timsali hediye etmiştir. Nuru birçok müzdim vicdanları aydınlatmış, kudreti birçok zayıf imanlı insanlara cesaret vermiş, dehası birçok nasipsiz insanların ruhuna ilham serpmiş olan bu büyük adam, hiç şüphe yoktur ki Said Nur Hazretleri'dir. Ondan fazilet ve fedakarlık dersini alan birçok yolunu şaşırmış insanlar, kendilerini mesut ve aydınlık bir sahranın ortasında bulmuşlardır. Dehası ve celadeti kadar imanı da kuvvetli olan bu muhterem insan, 25 yıllık istibdat ve zulme, 25 yıllık istibdat ve zulme gözlerini kırpmadan göğüs geren ve onun korkunç işkence adaletsizliğine imandan doğan bir cüretle karşı koyan tek şahsiyettir. Bütün Müslüman dünyası bu kutbun cazibesinden kendisini kurtaramamıştır. Türkiye'nin ıssız ve tenha bir köşesinde doğan bu nur, ziyasını Pakistanlara, Endonezyalara kadar yaymış ve kendisiyle beraber milletimizin de şan ve şerefine haleler eklemiştir. Ne yazıktır ki bağrımızdan fışkıran, bize şeref kazandırmış, kararmış gönüllerimizi aydınlatmış, dalalet yoluna sapmış insanları hak yoluna getirmiş olan bu muhteşem ve mübarek insan bizden hürmet yerine sadece tazyik ve zulüm görmüştür. Fakat o bundan ne yılmış ne de yolunu değiştirmiştir. Bilakis o daha iyi biliyor ki mücadelesiz, fedakarlıksız, ızdırapsız hiçbir dava kök salamaz, tutamaz. Ne de olsa ne kadar bize bu güneşin ışığını söndürmek isteseler de onun nuru karanlık gönüllerde birer meşale gibi yanıyor ve bizi aydınlatıyor. Bu büyük insanın hakkı ve davasının meyvesidir. Ne mutlu kendisine. Evet, burada kesiyorum. Merak etmiştik böyle. Üstad kimdir? Neyin peşinde koşuyor? Onun peşinde koşuyor. Peki şuradan bir yerde okuyayım da. Nasıl 35 dakika olmuş. Uzun bir ayrılıktan sonra belki 27-28 sene oldu. Üstadı görmeyeli. Onu görmek mübarek simasını doya doya seyretmek için her zaman gidip ziyaret etmek istediğim halde meşguliyetimden bir türlü vakit bulamadım. Fakat o kabrede yaşadığı için manevi varlığı ile daima beraberdik. Bu gönüllerdeki iştiyakı bir dereceye kadar tatmin etmez miydi? Kendisini görüp kucaklaştığımız zaman onun nurani simasının verdiği zevk, maddi hasretin de ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Üstad'la tanışmamız 40 seneyi geçti. O zamanlar hemen her gün idarehaneye gelir, Mehmet Akifler, Naimler, Feritler, İzmirlilerle birlikte saatlerce tatlı musahabelerde bulunurduk. Üstad kendine mahsus şivesiyle yüksek ilmi meselelerden konuşur. Onun konuşmasındaki celadet ve şahamet bizi de heyecanlandırırdı. Harikulade fıtrı bir zeka, ilahi bir mevhibe, en mudil meselelerde zekasının kudret ve azameti kendisini gösterir. Daima işleyen ve düşünen bir kafa, nakillerle pek meşgul değil. Onun rehberi yalnız Kur'an, bütün feyiz ve zeka kaynağı bu. Bütün ulemalar doğrudan doğruya bu kaynaktan ne beyan ediyor? Bir müştehit, bir imam kadar rey sahibi, kalbi bir sahabi kadar imanla dolu, ruhunda Ömer'in şahameti var, 20. asırda devri saadeti nefsinde yaşatan bir mümin,
Bütün hedefi iman ve Kur'an. İslam'ın gayetül gayesi olan tevhid ve Allah'a iman esası onun ve Risale-i Nur'un en büyük ümdesidir. Devri saadette Müslümanlığın ilk kuruluş zamanlarında olsaydı Hazreti Peygamber Kabe'deki putların parçalanması, vazifesini ona verirdi. Şirke ve putperestliğe o derece düşmandır. Mücahide ile gönüllerde iman ve Kur'an hakikatlerini yerleştirmek için geçen uzun, bir asıra yakın bir ömür, fazilet ve şahmetle geçen bir ömür, harp meydanlarında mücahitlerin önünde kılıç elinde dimdik ayakta düşmana saldıran bir kahraman, esarette düşman kumandanına karşı koyan bir kahraman, idam sefasında düşman kumandanını düşündüren, insafa getiren bir kahraman, millet ve memleket için canını vermekten zerre kadar çekinmeyen bir fedai, fitnenin, bozgunculuğun en müthiş düşmanı, milleti menfaati için her türlü zulme işkenceye tahammül ediyor. Ona zulmedenlere beddua bile etmez. Onu zindanlara atanlara ancak salah ve iman temenni eder. Gaye uğrunda ölüm onun için basit bir şeydir. Kendisi bir çanak çorba, bir bardak su, bir lokma ekmekle takkadi eder. Elbisesi pek basit ve fakiranedir. Beyaz Amerikan bezinden pamuklu bir hırka, çamaşırını kirlenmeden değiştirir ve temizletir. Temizliğe fevkalade itina eder. Kağıt parayı tutmaz ve üstünde taşımaz. Mamelek namına dünyada hiçbir şey yok. Kendi için yaşamaz, cemiyet için yaşar. Yapısı ufak tefektir. Fakat heybetlidir, haşmetlidir. Gözleri birer şemsi taban gibi nur saçar. Bakışları şahanedir. Madeten belki dünyanın en fakir adamıdır. Fakat maneviyat aleminin sultanıdır. 80 küsur senenin alamı yüzünde bir buruşuk yapamamış. Yalnız saçların artmış. Rengi pembe beyazdır. Sakalı yoktur. Bir delikanlı kadar zindedir. Halim ve selimdir. Fakat heyecana geldiği zaman bir aslan tavrı alır. İki dizinin üstünde doğrulur. Bir şahenşah gibi konuşur. En sevmediği şey siyasettir. 35 senedir bir gazeteyi eline almış değildir. Dünya şu unuyla alakası kesmiştir. Akşam namazından sonra ferdası öğleye kadar kimseyi kabul etmez. İbadetle meşgul olur, pek az uyur. Talebelerini de siyasetten şiddetle men eder. Memleketin her tarafında 600 bini mütecaviz, belki 1 milyonu bulan talebeleri memleketin en faziletli evlatlarıdır. Üniversitenin muhtelif fakültelerinde müsbet ilimler tahsil eden şakirtleri pek çoktur, yüzlercedir, binlercedir. Hiçbir nur talebesi yoktur ki sınıfının en faziletlisi, en çalışkanı olmasın. Memleketin her tarafında bulunan bu yüz binlerce Risale Nur talebelerinden hiçbirisinin hiçbir yerde asayişe muhil hiçbir hareket, hiçbir vakası yoktur. Her nur talebesi hükümetin nizam ve intizamın tabii bir muhafızıdır. Asayişi manevi bekçisidir. İstanbul seyahatinden muzdarip olup olmadığını sordum. Bana izdirap veren dedi, yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse iman kalesi tehlikededir. İşte benim izdirabım, yegane izdirabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur.
Keşke bunun bin misli meşakkate maruz kalsam da iman kalesinin istikbali selamette olsa. Yüz binlerce imanlı talebeleriniz size ati için ümit ve teselli vermiyor mu? Evet, büsbütün ümitsiz değilim. Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sari illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefesü etmiş batıl formülleriyle mi? Yoksa İslam cemiyetinin terü taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Risale-i Nur anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar. Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben bütün müsbet ilimlerle, asra hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hatta bu hususta da bazı eserleri telif eyledim. Fakat ben öyle mantık oyunları bilmiyorum. Felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. Ben cemiyetin iç hayatını, manevi varlığını, vicdan ve imanını terennüm ediyorum. Yalnız Kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerinde işliyorum ki İslam cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün cemiyette yoktur. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne emniyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodkan bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsür senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı haplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez. İzzet ve şahamet İslamiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men eder. Böyle bir vaziyete düşünce karşımda kim olursa olsun, isterse en zalim bir cebbar, en hunhar bir düşman kumandanı olsa tezellül etmem. Zulmünü, hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar yahut idam sehpasına götürür. Hiç emniyeti yoktur. Nitekim de öyle oldu. Bunların hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar kumandanın kalbi, vicdanı zulümkarlığa dayanabilseydi Said bugün asılmış ve masumlar zümresine iltihak etmiş olacaktı. İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle, felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selameti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettiğim helal olsun. Onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü bu sayede Risale-i Nur
hiç olmasa birkaç yüz bin yahut birkaç milyon kişinin adedini de bilmiyorum ya, öyle diyorlar. Afyon savcısı 500 bin demişti. Belki daha ziyade imanını kurtarmaya vesile oldum. Ölmekle yalnız kendimi kurtaracaktım. Fakat hayatta kalıp da zahmet ve meşakkatlere tahammül ile bu kadar imanın kurtulmasına hizmet ettim. Allah'a bin kere hamdolsun. Sonra ben cemiyetin imanı selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin, 25 milyon Türk cemiyetinin değil, yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin imanı namına bir sait değil, bin sait feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem, milletimizin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Hazret coşmuştu, bir yanardağ gibi lavlar saçıyordu. Bir fırtına gibi gönül denizini dalgalandırıyordu. Bir şelale gibi haşmetli zemzemelerle ruhun en derin noktalarına çarpıyordu. Bir şelale gibi haşmetli zemzemlerle ruhun en derin noktalarına çarpıyordu. Çok heyecanlanmıştı. Millet kürsüsünde coşmuş bir hatip gibi devam ediyor. Sözünün kesilmesini istemiyordu. Yorulduğunu hissettim. Bu heyecanlı bası değiştireyim dedim. Mahkemede sıkıldınız mı diye sordum. Dini tedrisata kadınlarımızın, muhterem hemşirelerimizin terbiye-i İslami dairesinde iffet ve şereflerini muhafaza etmelerini taraftar olmanın bir suç olduğuna dair kanunda bir madde var mı? Kalbe gelen hakikat gibi tabirleri de şahsi nüfus temin maksadına delil göstermelerinin manasını da bu ilimle, hukukla meşgul doçentlerden sorarım. Üstadla görüşmemiz çok uzamıştı. Müsaade alıp ayrıldığım zaman vakit hayli geçmişti. Allah rızası için onların ruhuna, geçmişlerimizin ruhlarına ve bize emekleri olanları, bilip ve bilmediğimiz her türlü hak hukuklarına saygısızlık ve hürmetine geçtiğimiz, hürmeti etmediğimiz haklarını üzerimde olanların haklarına, üzerimizde olanların ruhlarına ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın al ve ashabına İslamiyeti elden ele, dilden dile bize kadar gelmesine vesile ve sebep olanların ruhu alilerine ve Allah rızası için El Fatiha temas selavat.